Başak Demirtaş hakikati artık gizleyemiyorlar. O nedenle her seferinde yeni oyun kurmak zorunda kalıyorlar. Başak Demirtaş T24 yazarı Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı. Başak Demirtaş, eşi HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş tutuklandığında kızlarının yaşının küçük olduğunu belirterek şimdi artık büyüdüler. Onlar da artık birçok şeyin farkındalar. Geçen bir mektupta Selahattin kızlarımıza sormuştu. Ne hissediyorsunuz olan bitenle ilgili? Onlar da şöyle cevap vermişti. Seni çok seviyoruz. Senin sadece bizim babamız olmandansa bütün insanlar için, bütün insanlık için mücadele eden bir baba olmanı tercih ediyoruz. Ve seninle gurur duyuyoruz demişlerdi. Ve ben de çok mutlu olmuştum, duygulanmıştım. Evet zor oluyor, öfkeleniyorlar ama babalarının neden cezaevinde olduğunu biliyorlar. Ve ona olabildiğince moral vermeye çalışıyorlar dedi. Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı Kobani davasını ve davanın başladığı gün Demirtaş hakkında başka bir davadan verilen cezanın Yargıtay tarafından onanmasını yorumlayan Başak Demirtaş, "Bence hakikati artık gizleyemiyorlar. O nedenle her seferinde yeni oyun kurmak zorunda kalıyorlar." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş'a yönelik kullandığı terörist ifadesinin kendisi için hiçbir anlam ifade etmediğini söyleyen Başak Demirtaş, "Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerine, Boğaziçi öğrencilerine bile terörist denildi. Yani Türkiye'nin yarısından fazlası şu anda terörist. İktidara oy vermeyen, iktidarın eksiğini yanlışını söyleyen, iktidara muhalefet eden herkes terörist. Onlar ne derlerse desinler, biz barışın dilini kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki kararına uyulmamasını değerlendiren Başak Demirtaş, "Türkiye'de çok uzun süredir hukuktan söz etmenin mümkün olmadığını söyledi." Demirtaş, "Türkiye hiçbir zaman bir hukuk devleti olmadı ama özellikle son zamanlarda hukukun kırıntısını dahi arar olduk. Selahattin ilk tutuklandığı zaman biz bunun yasayla, hukukla alakası olmadığını çok iyi biliyorduk. Zaten Selahattin ve arkadaşlarına biz ilk günden bu yana siyasi rehine dedik. Çünkü siyasi nedenlerle tutuklu olduğunu biliyorduk. Nihayetinde AİHM de bizim bu söylemimizi onayladı. Dolayısıyla biz yaklaşık 5 yıldır birçok hukuksuzlukla karşılaştık. Selahattin'in ve arkadaşlarının özgürlüğünün hukukla, yasalarla, anayasayla olmayacağını tecrübe ettik. Acı bir tecrübe oldu bu. Bunu öngörmek çok zor değildi. Çünkü gidişat yıllardır böyleydi. Ama biz buna inanıyoruz. Evet, Selahattin ve arkadaşlarının özgür olması belki yargı eliyle olmayacak. Çünkü biliyorsunuz yargı artık açıktan alınan talimatlarla hareket ediyor. Bu artık gizli saklı da değil. Biz onların özgürlüğünü yürüteceğimiz mücadeleyle mümkün hale getireceğimizi düşünüyoruz. O nedenle umudumuzu yitirmiyoruz. Biz maalesef yargıya güvenmiyoruz artık. Kendi gücümüze, mücadelemize güveniyoruz diye konuştu. Kaynak T24. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.